Karantina TV izleyicileri, bugün biraz geç saat oldu ama evet çok çok önemli bir konuğum var. Cumhuriyet Halk Partisi Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı, Parti Meclis Üyesi Orhan Sarıbal'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum Recai Bey. İyi akşamlar diliyorum sizlere. İyi akşamlar dileyelim biz de. Evet, yani tabii bu arada Türkiye gündemi böyle çok yoğun. Ve çok ilginç şeyler yaşanıyor. Bunu biliyoruz. Siz de parti meclisi toplantısından çıktınız bildiğim kadarıyla. O nedenle de programımızı biraz geç başlıyoruz. Ama şunu da söyleyelim biz. Son derece özellikle de bu süreç önemli bir süreç. Hakikaten ülkenin gidişatı çok kötü. Hatta şunu da söyleyelim, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak da örneğin Gaziantep Şanlıurfa programını kesti, döndü. Yani siz de aynı şekilde genel merkeze döndünüz. Böyle bir süreç yaşanıyor ve gerçekten kötü bir süreç yaşıyoruz. Bunu görmek lazım. Hakikaten çok kötü bir durumdayız. Türk lirasının değer kaybı son derece, yani bunun yansıması var. Halkımıza yansıyor. Halkımızın durumu da, yani olan halkımıza oluyor. Ki siz bunu en yakından takip ediyorsunuz ve zaman zaman da yaptığınız konuşmalarla, özellikle tarım konusunda çiftçinin durumunu çok açık bir şekilde biliyorsunuz. Evet değerli Karantina TV izleyicileri, biz bugün Cumhuriyet Halk Partisi Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı, Parti Meclis Üyesi Orhan Sarıbal'la gerçekten AKP'nin tarım politikalarını konuşacağız ama özellikle 2022 bütçesi zenginden yana mı, çiftçi tarlasında köle mi, AKP'nin tarım politikası zenginden yana mı başlıkları altında aslında Türkiye gündemini konuşacağız ama tabii 2022 bütçesi kaldı mıdan başlayalım isterseniz. Buyurun, sizi dinliyoruz Sayın Orhan Sarıbal. Çok teşekkür ederim. Yani 1 trilyon 750 milyarlık bir bütçe yapıldı. Bu bütçede öngörülen 250 milyarlık bir açık var. Yani bu açığı ancak faizle karşılayabilecekler, öyle görünüyor. Krediyle karşılayabilecekler ya da yani bir açığı öngörüyorlar şu anda. Ama gerçek vergiyle beraber toplanacak bütçenin 1 trilyon 500 milyar gibi bir rakam olması bekleniyor. Bu bütçe kimden yana? Bu bütçe kimin bütçesi? Bütünüyle baktığımızda onlarca kalemden oluşan bir bütçe var. Bu bütçenin en önemli tarafı yine milli savunmaya, yani içişlerine, jandarmaya, polise, o kısma giden bir tarafı var. Milli eğitime giden bir miktar var. Ama bütünüyle baktığımızda kamu kurumlarının aslında personel giderini oluşturan ve daha çok güvenlikçi bir politika oluşturmak adına hazırlanmış bir bütçe. Yani bu bütçe emekçiden yana, köylüden yana, çiftçiden yana bir bütçe değil. Bu bütçenin kalemlerine bakıldığında Millet Meclisi'ne ciddi bir pay var. Cumhurbaşkanlığının payı ciddi miktarda, yani hani deyimlerindeyse bu bir Cumhurbaşkanlığı bütçesi zaten biliyorsunuz. Yani parlamentoya gelen bütçeyi parlamento yapmıyor. Bakanlık da yapmıyor. Saraydan birkaç kişi hazırlıyor. Cumhurbaşkanından onay alıyor. Onlar meclise gönderiyorlar. Mecliste de birkaç milletvekili bununla ilgili AKP'den çalışmasını yürütüyor ama asıl geliyor Cumhurbaşkan yardımcısı bu bütçeyi sunuyor. Bir kere usul açısından ve yöntem açısından gerçekten halka ait olmayan, halkın kontrol edemediği ve halkın içinde olmadığı bir bütçeden bahsediyoruz. Usul olarak bakıldığında da bütçe hakkı meselesine geliyor iş. Biz burada bütçe hakkını sorguluyoruz. Niçin bütçe hakkını sorguluyoruz? Çünkü eğer bu paraları, vergileri toplumdan topluyorsanız toplumun bunu sorma hakkı var. Biz buna toplumun, halkın bütçe hakkı deriz. Buradan baktığımızda Diyanet İşleri'nden tutun da birçok alanda bütçeyi görüyoruz. Aslında rakamsal olarak gayri safi milli hasılayı 7.8 trilyonluk bir gayri safi milli hasıla görünüyor. Ama ona karşılığında 1.5 trilyonluk bir bütçeden bahsediyoruz. Aslında bütçe büyük bir bütçe değil ama bu bütçe doğru kullanıldığında da kocaman bir bütçe. Devasa bir bütçe. Yani kolay değil. Düşünün ki Avrupa'da yaşıyorsunuz. Doğrudan vergiler %60 civarında, dolaylı vergiler %40. Bizde tam tersi.
Dolaylı vergiler %65-70, doğrudan vergiler %30. Ne demek istiyoruz? Üretip kazanandan vergi toplamıyor Türkiye. 84 milyondan günlük yaşamında tükettiği ürünler üzerinden devlet doğrudan dolaylı vergi almakta. Yani aslında gerekçe nedir? Koşul nedir? Üretenden artı değer kazanmış ya da ticarete konu olmuş ürünlerden kazanılan paralardan vergi alınır. Oysa bakıyorsunuz bizde asgari ücretten vergi alınıyor. Esnaftan vergi alınıyor. Çiftçinin kullandığı ürünlerden vergi alınıyor. 84 milyonun her gün hayatının her noktasında kullandığı ürünlerden vergi alınıyor. Ve elbette en önemlisi de şu, normalde vergi kazanandan alınır ve emekçiye, yoksula, topluma dağıtılır. Bizde tam tersi, emekçilerden vergi alınıyor ama hiç bilmediğimiz ya da ilgisi olmayan kurumlara o vergi dağıtılıyor. Türkiye'de böylesine bir çarpık düzen var. Böylesine bir acayip, gerçekten hani tartışma demeyelim ama gerçekten tartışmayı bırakın, tartışılacak tarafı yok. İktidarın vergi toplamaktaki beceriksizliği, basiretsizliği, hakkaniyetli vergi toplamama, verginin kime gelip kime gideceği konusunda adeta çalışan, üreten, emekçi sınıfının vergiler altında ezildiği bir vergi sistemi var. Bu vergi sistemi gerçekten hakkaniyetli değil, doğru da değil. Bu yöntem tabii iktidar tarafından uzunca bir süredir uygulanıyor. Hatırlayın, işte hala 3600 verecek insanlara, işte intibak yasası, sürekli büyüme var ama büyümeden toplumun büyük bir kesimi yararlanamıyor. 14 milyon insan asgari ücretle çalışıyor Recai Bey, 14 milyon. Tam bu noktada bir şey sormak istiyorum. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu euroda ve dolardaki yükseliş aynı zamanda asgari ücretlinin alım gücünü düşürmedi mi? Yani diye sormak isterim. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buyurun, ne söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim. Geçen yıl Ocak ayında asgari ücret açıklandığında asgari ücretin dolar değeri 390-400 dolar civarındaydı. Yani bundan 11 ay önce Ocak 2020'de asgari ücretin dolar karşılığı değeri 390-400 dolar civarındaydı. Bugün 250 dolarlara düşmüş durumda. 250 dolar. Herhalde dünyada 250 dolar asgari ücreti olan kaç ülke var bilmiyorum. Ama Türkiye'nin çok gerilere düştüğünü, çok çok gerilerde olduğunu elbette biliyoruz. Sadece bu değil elbette. Biraz önce söyledim. 14 milyon insan asgari ücretle çalışıyor şu anda. 14 milyon. Ayrıca 7 milyon insan asgari ücretin üçte biri gelirle yaşıyor. Ayrıca bakın, asgari ücretin üçte biri. Siz buna emeklilerin aldığı maaşları ilave ederseniz 2825 lira asgari ücretin altında %60'ından fazlası ne yazık ki yoksulluk sınırını bırakın, açlık sınırının altında yaşamaktadır. Yoksulluk sınırı Türkiye'de 10 bin liranın üzerindedir. 10 bin lira civarındadır. Ama asgari ücret 2825 liradır. Açlık sınırı 2990 lira, 3000 lira civarındadır. 3000 liranın altında çalışan nüfusun %60'ından fazlası çalışıyor durumda. Asgari ücretlinin de maaşı eridi. 400 dolarlardan şu anda son, inanın her dakika değişiyor rakamlar. 13'e kadar 12.80, 13'e kadar 13.20'ye kadar bugün çıktı döviz. Tekrar 12.80'di. Şu saatte nedir bilmiyorum. Ama 250 dolara kadar düştü.